Müslüman bir genç nasıl olur? Olmalıdır. İnşallah bunu anlamaya çalışacağız. Örneğimiz Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh. Şimdi Musab İbni Ümeyr nasıl birisi biliyor musunuz abi? Zengin bir ailenin çocuğu. Yediği önünde, yemediği arkasında böyle bir genç. Her akşam gezen dolaşan bizim böyle işte ne diyelim bulvarlarda, Turgut Özal bulvarında diyelim baraj yolunda gecesini gündüz eden, arkadaşlarıyla eğlenen, gezen, dolaşan böyle birisi abi. Hatta bir ara arkadaşları arasında şöyle bir muhabbet dönüyor. Diyor ki Abdülmuttalib'in yetimi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte peygamberliğini ilan etmiş. Arkadaşları böyle konuşuyor. İçimizden biri çıkmış. Peygamber olduğunu söylüyor diyor. Musab bin Ümeyr diyor ki bırakın bu işleri diyor. Ya bunlar büyüklerin işi diyor. Bizim diyor biz kendi eğlencemize bakalım diyor. Mesela şimdi gençlerle konuştuğumuz zaman öyle diyor ya. Ya hoca bırak bu mevzuları diyor. Biz dalgamıza bakalım falan gibi. Böyle bir tavrın içerisinde abi. Ve o kadar zenginlik sahibi ki annesi ayakkabısını özel yaptırıyor abi. O dönemde. Hatta böyle bir kokusu var abi. Özel bir koku getirtiyor annesi. Diyor ki böyle bir sokaktan geçtiği zaman diyor insanlar kokusundan anlardı. Parfümden anlardı yani işte kimdir. Musab bin Ümeyr buradan geçmiş diye diyor. Kızlar böyle mendil sarlarlardı işte onun gönlünü alabilmek için, onunla evlenebilmek için. Böyle birisi abi. Böyle bir genç hani bizim değil mi toplumdaki gence benziyor değil mi? Yani benzetmede hata olmasın. Benziyor. Şimdi bu genç nasıl oluyor, nasıl değişiyor abi? Habbab bin Eret isminde Mekke'nin bir demircisi var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yeni iman etmiş. Köle olan bir sahabe. Habbab bin Eret. Şimdi gençler nasıl olmalı, büyükler ne yapmalı? Bu kısımdayız abi. Habbab bin Eret radıyallahu anh gönlünde hep şu var abi. Diyor ki ne yapsam ne etsem de şu Musab'ı İslam'a kazansam. Arkadaşım bir yolunu bir fırsatını bulsam da diyor onun gönlünü İslam'a bir açabilsem diyor. Bir gün Musab bin Ümeyr Habbab'ın dükkanının önünden geçerken kızgın demiri avucuna alıyor. Musab bir bakıyor ki kardeşim sen ne yapıyorsun diyor. Yani kızgın bir demiri nasıl avuçlarsın nasıl tutarsın diyor. Sen diyor benim elimin yan yanına bakma diyor. Sen benim yüreğimdeki yangına bak diyor. Senin yüreğini ne yakıyor ve elinin yangınını hissetmemen için nedir bu? Ben iman etmişim diyor. Ben Müslüman olmuşum diyor. Gel sen de iman et, gel sen de Müslüman ol diyor. Şimdi biz gençlerden şöyle bir şey istiyoruz abi. İstiyoruz ki Musab olsunlar, Fatih olsunlar, İstanbul'u fethetsinler. Bir demircinin yaptığı işe bak abi. Bir demirci ustası. Demir döven bir insan. Ne yapıyor? Demiri avuçluyor. Bir gencin yetişmesi için, bir gencin İslam'a yüreğinin açılması için önce senin yüreğin yanması gerekiyor abi. Dilin değil abi. Dilinle anlatman değil, dilinle konuşman değil, çok insana hitap etmen değil. Yüreğinde o gence, o arkadaşına karşı bir yangın olacak. Geceleri ona dair bir duan olacak. İstiyorsun değil mi? Mehmet iman etsin. Hüseyin Müslüman olsun. Ali Müslüman olsun. Şu tadından, şu lezzetten o da alsın. O da namaza başlasın. Bunun için kaç gece gözyaşı döktüm. Sadece böyle sohbet yaparak değil abi. Yüreğin yanacak ya. Diyecek ki ya bak bu kardeşim pırıl pırıl bir genç. Yaşı 17-18. Ama böyle kötü bir hayatın içerisinde ya ben ne yapabilirim, ne edebilirim de onun yüreğini İslam'a açabilirim diye bir derdin, bir ızdırabın olacak. Sen nasıl iman ettin diyor. Gel diyor seni diyor Darül Erkam'a götüreyim. Birinci derste söyledim ya. 17 yaşında bir genç İslam'ın ilk medresesi olan evi peygamberin evi yapıyor. İlim meclisi yapıyor. 17 yaşında bir genç. Gel diyor ona götüreyim seni. Gidiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına ve Musab İbni Ümeyr orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Her zaman söylüyorum abi iman bedel ister abi. Bedelini ödemediğiniz hiçbir şeye sahip olamazsın. Cennet istiyorsan bedelini ödeyeceksin abi. Mal mülk istiyorsan da bedelini ödeyeceksin. Ne istiyorsan bedelsiz hiçbir şey yok abi. Bak bu kadar zengin bir ailenin çocuğu olan Ferrari'nin anahtarını bırakacaksın abi iman ettin. Yatın, katın anahtarını bırakacaksın. Annesi diyor ki bugünden sonra sana bir damla su yok diyor. Öz annesi. Seni servetimden de diyor uzak tutuyorum.
Ne yaparsan yap, ben asla İslam'dan, asla imandan vazgeçmem diyor. Annesi ya, öz annesi evladına odalara kapatıp işkence ediyor. İmanın tadı ve lezzeti farklı değil mi? İmanın tadını ve lezzetini aldığı zaman insan kainata meydan okurdu değil mi? Aynen öyle abi. Habeşistan'a hicret eden grubun içerisinde abi 11 tane erkek, 4 tane kadın Habeşistan'a ilk hicreti gerçekleştiriyorlar. Musab bin Ümeyr de onlardan bir tanesi. Akabe biatları olacak. Medine'den Müslümanlar geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki bize İslam'ı öğretecek, imanı anlatacak bir muallim gönder. Şimdi kadroya bak abi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman. Listede bunlar var. Radiyallahu anhum ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların hepsini geçip Mus'ab'ı Medine'ye öğretmen olarak gönderecek. Genç diyoruz değil mi? Gençlik diyoruz. Niye Mus'ab'ı gönderiyor? Burada da bir şey var değil mi? Ya niye diğer sahabileri göndermedi de Mus'ab'ı gönderdi? Eğer Ömer'i göndermiş olsaydı radıyallahu an, şimdi birazdan anlatacağım tabloda karşılaştığımda kellesini vururdu, işi bitirirdi. Ama Mus'ab öyle birisi değil. Medine'ye gidiyor Esad bin Zürare'nin evine. Ya inan böyle sabrınız olsa neler neler anlatmak isterim. Ya peygamber diyor ki ey Mus'ab diyor, Medine'ye gideceksin. Tek bir tane soru yok ya. Demiyor ki ya Resulallah, beni orada kim karşılayacak? Ben orada nerede kalacağım? Nerede yatacağım? Şunu mu yapacağım? Bunu mu yapacağım? Ya sen çocuğunu Kur'an kursuna gönderiyorsun. Arkasından 40 defa telefon ediyorsun ya. Oğlum yemekler güzel miydi? Yatak rahat mıydı? Hocalar kızıyor mu? Şöyle oluyor mu? Böyle oluyor mu? Ondan sonra da bekliyorsun oğlum Mus'ab olsun. Yok öyle bir dünya abi. Tek bir soru yok ya. Peygamber Medine'ye dedi. Medine'ye çekti gitti. Esad bin Zürare onu evinde misafir ediyor. Ve İslam'ın mesajlarını insanlara anlatmaya başlıyor. Bir gençten ne çıkar abi? İsmi Yesrib olan Medine şehrini bir tane genç Medine yapıyor abi. Bir tane genç. Şu meclisten bir tane Mus'ab çıkarsa Adana'nın çehresi değişir öyle mi? Bu toplumun çehresi değişir. Bizim bütün sıkıntımız burada. Bir tane Mus'ab'ımız yok. Bir tane Ali'miz, Ömer'imiz, Ebubekir'imiz yok. Sıkıntı burada. Problem burada. Ve başlıyor İslam'ın mesajlarını insanlara anlatmaya. Ve rahatsız oluyorlar. Evet, rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki hocam ya bu kadar genci nasıl topluyorsunuz? Şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Arkasında şu mu var, bu mu var? Yok baba, hiçbir şey yok ya. Buradayız ya. Açığız, şeffafız. Her şey ortada. Diyor ki orada Sad bin Muaz radıyallahu anh Usayd bin Hudayr'a git diyor, git. Şu toplumumuza fitne sokan, annesini evladından ayıran, atalarının dininden insanları döndüren o genci bu şehirden kov. Usayd İbni Hudayr gidiyor sert ve hiddetli bir şekilde. Mus'ab'ın önüne atıyor mızrağı, önüne batıyor. Ey genç diyor, çabuk memleketimizi terk et. Şimdi bu tavırda Ömer radıyallahu anh düşün. Mızrağı kaldırır, deşer, bitti. Niye Mus'ab'ı gönderdi? Oradayız. Diyor ki kardeşim, gel beni bir dinle diyor. Eğer doğru söylüyorsam ben tasdik et. Yanlış söylüyorsam beni uyar, ikaz et. Bunu da istemezsen almadan git. Onu da istemezsen ben gideyim. Ya karşıdaki adamın, ya bak İslam'ı nasıl tebliğ etmeliyiz? İslam'ı nasıl anlatmalıyız? Şimdi bize gençler bir tane soru soruyor. Böyle allak bullak dağılıyoruz abi. İşte bir hocama sorayım, bir internete bakayım, bir burada. Ya öyle bir şey yok abi. Gel diyor ya beni bir dinle. O kadar naif, o kadar güzel, o kadar nezaketli konuşuyor. Kendisini öldürmek için gelen bir adamla nasıl konuşuyor? Gel beni bir dinle diyor ya. Ne olur diyor. Eğer diyor doğruysam, yanlışsam, istersen, istemezsen gidersin diyor. Bir dinleyeyim seni diyor. Ona bir kısım ayetler okuyor. Çok şey bilmenize gerek yok gençler. Mus'ab hafız değildi. Zaten Kur'an tamamı inmemişti. Bildiği ayet sayısı 50-100'dür. Farazi söylüyorum. Bu kadar. Ama dilinde hep ne var? Allah'ım ihlasımı artır. Allah'ım ihlasımı artır. Sen ihlaslı ol, samimi ol.
Allah dersin karşıda yankı bulur abi. Ya böyle inan, böyle mevzudan mevzuya gitmemek için kendimi zor tutuyorum. Ya bunu anlatmam lazım ama sabredin. Şimdi az çok biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, sahabenin hayatını yıllardır okumaya çalışıyoruz. Benim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında anlamadığım bir soru vardı. Diyordum ki, okuyorum hayatı, mesela bir adam geliyor böyle, tamam mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşıyor, hemen iman ediyor. Müslüman oluyor. Diyordum ki ya nasıl oluyor kardeşim ya, biz 100 tane sohbet yapmışız, 1000 tane sohbet yapmışız, adam iman etmiyor. Namaza başlamıyor, örnek veriyorum, gayret etmiyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karşısına bir adam geliyor, hemen iman ediyor. Mesela bir örnek vereyim, elçinin bir tanesi geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üstündeki, bak elçi, dışarıdan gelmiş, küfür ehli birisi, müşrik birisi gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üzerindeki ridasını çıkarıyor, yere seriyor. Adam karşıda. Gel diyor, buraya otur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Adam ne diyor biliyor musun? Oraya diyor iman etmeden oturulmaz. Adam kelime-i şehadet getiriyor Müslüman. Ben de diyorum ki ya bu nasıl oluyor arkadaş? Ya biz bu kadar sohbet, bu kadar işte çalışma, bu kadar gayret. Ya bir türlü olmuyor, niye? Bir gün Umre'deyiz abi. Kafilenin başına gitmişim. 70-80 yaşında bir nine geldi. Yanıma böyle. Dedi ki, oğlum dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Geldi böyle kulağıma fısıldadı. Dedi ki, ben dedi hiçbir şey bilmiyorum dedi ya. Ne bir dua biliyorum, ne bir sure biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum dedi. Ama buraya gelmişim işte, bir vesileyle gelmişim. Şimdi de ben Kabe'yi tavaf ederken ne diyeceğim, ne söyleyeceğim, ne okuyacağım, hangi duayı okuyacağım bana söyler misin? Dedim ki teyze, işte Kabe, işte sen ve Rabbin. İçinden ne geçiyorsan, ne söylemek istiyorsan, ne anlatmak istiyorsan öyle davran. Öyle bir dua yok hadi diyelim ki, öyle bir okuyacağım bir sure yok, öyle sadece Allah ile baş başasın. Abi biz indik, tavafa başladık. Tavaf ediyoruz Kabe'yi ama ben gözüm o ninede. O ninenin dilinden çıkan tek cümle Allah'a. Allah, Allah, Allah diye dönmüş. Elhamdülillah 8-10 sefer umreye gittim. O nineden daha fazla etkileyen biri olmadı. Ve ben sorumun cevabını aldım. O kadar içten, o kadar yürekten, o kadar samimi bir şekilde Allah diyordu ki beni etkiledi. Beni bitirdi yani. Şimdi neydi mevzumuz? Musab bin Ümeyr karşıdaki insanla böyle konuştu. Usayd İbni Hudayr da onu dinledi. Bir kısım ayetler okudu. Bunlar ne güzel sözler. Kur'an okuyoruz adam iman etmiyor yani, işte biliyor musun? Kur'an'ı ilk defa duyan bir insan anında iman ediyor. Her gün Kur'an okunan bir toplumda anlatıyoruz. Bir türlü istediğimiz seviyeye yakalayamıyoruz. İman ediyor gidiyor. Sad bin Muaz'ın yanına. Sad bin Muaz diyor ki tamam mı, hallettin mi? Gidecek mi o genç? Vallahi diyor öyle o kadar güzel konuştu ki diyor. Bir de gitsen dinle diyor. Sad bin Muaz daha da sinirleniyor bu sefer. İş çözülmemiş. O da aynı hiddetle, aynı sertlikle Musab'ın karşısına gidiyor. Diyor ki ey genç, insanları atalarının dininden döndürüyorsun. İnsanların hayatlarına müdahale ediyorsun. İnsanları farklı bir yere yönlendiriyorsun. Sen geldin, fitne fesat çıktı aramızda. İnsanlar yer değiştirmeye başladı. Çabuk memleketimizi terk et diyor. Gel ne olur beni bir dinle. Doğru söylüyorsam tasdik et, yanlış söylüyorsam uyar, ikaz et. İstemezsen almadan git, onu da istemezsen ben gideyim. Sad bin Muaz diyor ki tamam, bir dinleyin. Dinliyor o da 3-5 Kur'an ayeti, Sad bin Muaz da iman ediyor. Ve Sad bin Muaz dönüyor kabilesine, bir kabile reisidir kendisi. Diyor ki, akşama kadar hepiniz şu gencin dinine girmezseniz sizinle konuşmayı kendime haram kıldım. Bir gün içerisinde o kabilenin tamamı iman ediyor. Bir tane genç. Oradayız değil mi? Bir genç. Daha 18'li 20'li yaşlarda bir genç bir şehre gidiyor. İnsanlara 3 tane 5 tane ayet okuyor. Hadis söylüyor. Peygamberi anlatıyor. Kabilenin tamamı iman ediyor abi.
ve Medine'de İslam artık dalga dalga yayılmaya başlıyor. Daha peygamber Medine'ye gelmemiş abi. Peygamber yok. Peygamber Medine'ye hicret etmemiş. Bir genç gitmiş ya, peygamberin yetiştirdiği, peygamberin ikliminde yetişen bir genç gitmiş. Ama nasıl bir genç? İman bütün tefrikaları ortadan kaldırır abi. Biraz daha ilerliyoruz. Bedir'deyiz. Hak ile batılın birbirinden net çizgilerle ayrıldığı, Kur'an'ın Yevmul Furkan dediği gündeyiz abi. Savaş olacak, 70 tane müşrik öldürülecek, 70 tane müşrik esir alınacak, Müslümanlardan 14 tane şehit verilecek. Esirler arasında Mus'ab İbni Ümeyr'in öz kardeşi Ebu'l-Aziz de var. Mus'ab'ın öz kardeşi. Müslümanlardan birisi onu esir almış. Mus'ab ne diyor biliyor musunuz? Ey kardeşim diyor, Ebu'l-Aziz'i diyor sıkı bağla. Onun anası çok zengindir, sana çok ganimet verir diyor. Öz kardeşi diyor ki Ebu'l-Aziz, sana yazıklar olsun diyor. Bir de kardeşini düşmana teslim ediyorsun, bir de söylediğin sözlere bak diyor. Sen benim kardeşim değilsin. Sen benim karındaşımsın. Benim kardeşim o mümin olandır. Bunu diyebiliyor musun abi? Biz hala Kürttü, Türktü, Arap'tı, Çerkez'di bilmem neydi mevzularını konuştuğumuz için olmuyor abi. İman birinci ilkemiz olmadığı için bu haldeyiz biz ya. Suriyeli, Türkiye'li, Afganistanlı bilmem nereli dediğimiz için. Böyle bir şey yok abi. Benim kardeşim diyor iman edendir diyor ya. Öz kardeşin. Bir meseleyle karşılaştın değil mi? Bir Müslümanla öz kardeşin. Bir mesele konusunda tartıştılar, kavga ettiler, bilmem ne oldu. Bunu diyebilir misin abi? Haklının yanında yer alabilir misin? Kardeşimdir deyip bir kenara itebilir misin? Madem haksızsın, kardeşim de olsan fark etmez kardeşim diyebilir misin? Mus'ab bin Ümeyr bunu söyledi abi. Benim kardeşim iman edendir. Çünkü ayet ne diyordu? İnnemel müminine ifrat. Ancak müminler kardeştir. Evet diyebilir de karındaşımız, kardeşimiz atalım itelim anlamında bunu söylemiyorum. Devam ediyoruz abi. Neredeyiz? Uhud'dayız. Uhud nasıl bir savaş abi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Uhud'un dağın eteklerine çıktığında Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunu Uhud'un meydanına getirmiş. Biliyorsunuz 50 okçu yerleştirmiş, yerinizden ayrılmayın, terk etmeyin şeklinde söylemiş, orduyu meydana salmış, uzamasın. Mus'ab bin Ümeyr o gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın miğferini giymiş. Sahabe arasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a en çok benzeyen isim Mus'ab İbni Ümeyr radıyallahu anh'tır. Birçok sahabi benzer. En çok benzeyenlerden bir tanedir Mus'ab bin Ümeyr. Miğferi de giyince aynı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi olmuş. Uhud'un meydanı çarpışıyorlar. İbni Kamiha sancağı elinde tutan Mus'ab'ın bu eline vuruyor. El kopuyor. El koptu abi el. Kol koptu. Peygamberin sancağını tutan kol koptu. Bu el ne olur? Bu el ne olur? Sonra iki kolunun arasına alıyor. Peygamberin sancağı yere düşmesin. Buna da çok şey söyler. Peygamberin hadisine, sünnetine şöyle böyle diyenler. Sizin inadınıza daha fazla hadis okuyacağız abi. Sizin inadınıza daha fazla sünnet öğreneceğiz. Size bırakmayacağız meydanı. Şimdi internet üzerinden böyle sürekli bir saldırı var. İşte ne anlatıyorsunuz, hikaye anlatıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Onların inadına peygamberin sünnetini daha fazla hayata geçirmek için uğraşacağız. Alıyor kolu. İbn-i Kamiha boynuna vuruyor kılıcı. Mus'ab yere düşüyor. Yere düşerken yüzüstü düşüyor. Ve yüzünü toprağa gömüyor. Sahabe geliyor bakıyor savaş sonrasında. Mus'ab yüzünü toprağa gömmüş. Soruyorlar diyor ki ya Resulallah Mus'ab niye yüzünü toprağa gömmüş? Mus'ab bu dünyadan Muhammed'in kefareti olarak gitti.
O zannetsin ki peygamberi öldürdüm. Peygambere zarar gelmesin. Benim boynum peygamberin yoluna feda olsun diyerek gittir. Savaş devam ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ara Musab şuraya diyor. Musab buraya diyor. Musab koş diyor. Musab şehit düştü. Musab diye seslendi, dönüyor. Diyor ki ya Resulallah, ben Musab değilim. Allah'ın Musab suretinde gönderdiği meleğim ben diyor. Nasıl hayat? Allah Musab'ın suretinde bir melek göndermiş abi. Savaşın neden? Musab kılığında bir melek peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafında pervaneler gibi dönmüş. Şehitler defnedilecek. Musab bin Ümeyr yatırılıyor yere. Bir bez getiriliyor kefen namına. Başını örtüyorlar, ayağı açık kalmış. Ayağını örtüyorlar, başı açık kalmış. Eğer bu dünyada bekliyorsan karşılığı yok abi. Bu dünyalık bir şey bekliyorsan yok abi. Niye gelelim sohbete? Dünyalık bir çıkar, bir menfaat, bir şey bekliyorsan yok abi, yok. Hepsi öbür tarafta. 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl çabalayacaksın. Burada bir şey elde edemeyeceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselam o gencin arkasından gözyaşı döküyor. Ve diyor ki vah Musab, vah. Sen bir giydiğini bir daha giymeyen bir gençtin. Şimdi üzerini örtecek bir elbisen bile. İslam nereye taşıyor insanı? Ve bu tablonun üzerine, Uhud şehitlerinin üzerine Ahzab suresi 23. ayet-i kerime inmiş. Ne diyordu ayette? Bakın, ayet bir insanı bize tarif ediyor. Niye sahabenin peşindeyiz değil mi? Niye örneğimiz onlar? Niye modelimiz onlar? Niye Musab'ı dinliyoruz? Niye Musab'ı öğreniyoruz? Niye Musab'ın hayatını bu çağa taşımaya çalışıyoruz? Ayet diyor ki, müminlerden öyle yiğitler, öyle er oğlu erler vardır ki onlardan bir kısmı Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Ve sözlerini hiçbir değiştirmeyle değiştirmediler. Ve Allah yolunda şehit düştüler. Onlardan bir kısmı da sırasını beklemektedirler diyor. Müminlerden öyle yiğitler, öyle er oğlu erler. Öyle adamlar, öyle yürekli adamlar vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Rabbin kim sorusuna Rabbim Allah'tır diye cevap verdiler değil mi? Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedik, dedi. Biz ne dedik? Galio bela diyoruz ya. Galio dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Bu sözü verdiler. Bu sözü hiçbir şekilde değiştirmediler. Sadece Rabb'i, Rab olarak Allah'ı gördüler. İdare eden, yöneten, hükmeden, boyun eğilen, secde edilen, hükmüne ram olunan, sevilen, en fazla sevilen olarak Allah'tan başkasını görmeyeceğim diye söz verdiler. Bir makama, bir mevkiye insanlar çoğalınca yollarını değiştirmediler. Sözlerini değiştirmediler. Ve ölünceye kadar bu söz üzere devam ettiler. Onlardan diyor bir kısmı da diyor sırasını beklemektedirler. Başka bir ayette şöyle söylüyor. Bizim alacağımız mesaj ne? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler ve onlar Rableri katında nimetlendirilmektedirler diyor ayet. Şimdi bu ayetin üzerinden gidelim. Allah-u Teala ne diyor? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Şimdi ben de diyorum ki Musab diri. Öyle değil mi? Allah dedi ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Şimdi varsayalım ki Musab konuşuyor ve bize sesleniyor. Bu salonun içerisindeki insanlara sesleniyor. Ve şöyle söylüyor. Diyor ki ola ki Allah rahmet etti, biz cennete gittik. Cenneti kazandık. Ve cennette Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh'la karşılaştık. Ve Musab bize şöyle bir soru sordu. Dedi ki ey kardeşim,
sen ne yaptın da cenneti hak ettin? Hangi güzel işi yaptın da cennetlik bir adam oldun? Cenneti nasıl kazandın dedi. Bu soru herkesin kendi nefsindedir. Ama Musab şöyle dedi. Dedi ki ben Allah'ın dini için zenginlikten vazgeçtim. Annemden vazgeçtim, evimden vazgeçtim, memleketimden vazgeçtim. O da yetmedi, canımdan da vazgeçtim. Sen Allah için neyinden vazgeçtin? Neyi terk ettin? Bu Allah içindir deyip elinin tersiyle ittiğin ne var? Diye sordu. Yüzümüz düşecek değil mi? Çünkü nefsime söyleyeyim cevap yok. Ya ben her şeyimden vazgeçtim. Her şeyimden vazgeçtim ve cenneti hak ettim. Sen neyinden vazgeçtin? Hala düşünüyor musun? Hala Allah için denildiğinde terk edemediğin şeyler mi? Hala elinin tersiyle itemediğin mevzuların mı? Hala vazgeçemediğin sevdaların mı? Bunları düşünmüyorum. Tek sevdamız, tek derdimiz Allah'ın dini olmalı. Eğer biz Allah'ın dinini dert edersek Allah bizim bütün dertlerimize kefil, üzerine alacağını vaat ediyor. Ne zaman biz Allah'tan uzaklaştık, Allah'ın dininden başka bir derdimiz oldu, o dertler hiç bitmeyecek.